Hepsi Burada sponsorluğunda MIT İktisat Profesörü Sayın Darren Acemoğlu'nu konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Merhaba, iyi günler. Burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum ve kürsüden konuşayım ki clip-on mic olsaydı aslında daha kolay olurdu ama. İnsanlar, buyurun, gelin. Şu anda Türkiye bir krizin ortasında ve herkesin kafasında yarın kur ne olacak, ekonominin durumu ne olacak? Ama ben bunlardan konuşmayacağım bugün. Bugün gelecek 20 gün, 20 hafta, 20 ay değil, gelecek 20 seneyle ilgili konuşacağım. Ve bir tek Türkiye için değil, daha genel olarak dünya ekonomisi ve dünya ekonomisinin içindeki gelişmekte olan ülkelerin yeri hakkında. Hocam, yarından da biraz bahsedin. Yarından da bakarız. Söyleyeceklerim aslında yarın için de önemli. Çünkü doğru, ekonomik büyümeye odaklanmamız lazım. Ama daha da önemlisi ve eğer aklınızda bir şey kalacaksa bu konuşmadan bu kalsın. Yüksek kaliteli büyümeye odaklanmamız lazım. Ve yüksek kaliteli büyümeyle ne demek istediğimi anlatayım önce. Bunu... Yavaş değişiyor. 2000'lerin başında Rusya'ya ya da Suudi Arabistan'a bakarsanız ekonomi büyüdü. Ama bu yüksek kaliteli bir büyüme değildi. Üretkenlik artmadı, istihdam artmadı, ücretler birçok işçi için artmadı özellikle Suudi Arabistan'da örneğin bakarsanız. Ve bugün modern bir ekonominin ihtiyacı olan tüm yatırımlarda bulunulmadı. Benim yüksek kaliteli istihdam getiren büyümeden kastım şu üç eleman. İstihdam büyümesi, tüm iş gücü için ücret büyümesi ve sağlığa ve eğitime doğru yatırımlarda bulunulması. Ve bunların hepsinin altında verimlilik artışı. Çok basit görünüyor ama aslında hiç basit değil. Ve gelecek 20 sene içinde dünya ekonomisinde ve gelişmekte olan ekonomilerde bunun önünde 4 tane çok büyük engel var. Birincisi teknolojinin niteliğinin değişmesi. Otomasyondan bahsedeceğim. İkincisi kurumsal problemler. Üçüncüsü ise bir tek krediye dayalı, üretkenliği arttırmayan büyüme. Ve son olarak da dünya ekonomisinde olan son zamanlardaki gelişmelerden. Bugün eğer Silicon Valley'e giderseniz korkunç bir heyecan var. Teknolojiler neler yapıyor, yapay zeka, robotlar. Örneğin Ray Kurzweil, Google'da baş mühendis, yapay zekanın 2029'a kadar insan zekasına geleceğini, 2045 senesine kadarsa insan zekasını 1 milyar kere geçeceğini söylüyor. Bu tür görüşler o kadar sık ki insana aslında sıklık veriyor. Çünkü geçmiş gerçekle o kadar da alakaları yok. Çünkü bu Amerika'daki teknoloji bubble'ına rağmen eğer bakarsanız Amerikan büyümesi geçmişlere göre çok daha düşük kaliteli. Ve bunun ilk göstergesi de üretkenlik büyümesi. Bu aslında gelişmekte olan ülkelerde yeterince vurgulanmayan, bilinmeyen bir şey. Bugünkü Amerikan büyümesi ve aynı şey Avrupa için de geçerli. Eski
enerjisini kaybetmiş durumda. Ve bunu biraz göstermek istiyorum. Şurada gösterdiğim bizim toplam faktör verimliliği dediğimiz şey. Çok basit bir kavram. Şöyle düşünün, eğer bugün belli bir sermayeniz var, belli bir iş gücünüz var. Aynı sermayeyi, aynı iş gücünü gelecek sene kullanırsanız ne kadar gayri safi milli hasıla artacak? Bu toplam faktör verimliliği. Eğer 1950'lere bakarsanız o tepe gibi olan şey 3,5'a yakın, %3'ün üzerinde. O demek ki %1950'lerde Amerikan ekonomisi her sene hiç sermayeyi arttırmasaydı, hiç iç gücünü arttırmasaydı yine de %3 büyüyecekti. Çünkü verimliliği arttırıyordu. Şimdi dijital teknolojilerin devrim yaptığı 80'lere, 90'lara bakın. O beyazlarla gösterdiğim yerler. %1'in altında, bazen %0.5'ın altında. Verimlilikte büyük bir düşüş var. Ne anlama geliyor? Biraz önce dediğim gibi yüksek kaliteli büyümeyi yapabilmek için verimliliğe gerek var. İşte bu yüksek kaliteli düşüşün bir ekseni. Burada size gösterdiğim 1947 ile 87 arasında Amerika'daki tüm işçilere verilen para, yani istihdam çarpı ortalama ücretler. Görüyorsunuz ki inanılmayacak düzlükte artıyor. Tamam, tabii ki ufak resesyonlar var ama her sene %3 artıyor. Kişi başına bakarsanız her sene %2 artıyor. Büyük bir iş gücü talebi var. Peki son 30 seneye bakalım. 87-2017. Önce yavaşlıyor, sonra tamamen duruyor. 2000'den beri, ve bunun tabii ki global krizle direkt bir alakası yok. Çünkü global krizdeki önceki 7 sene de aynı şey, 2000'den 2007'ye kadar. Hiçbir büyüme yok. İstihdam yaratılmıyor, ücret artışı yaratılmıyor. Buna direkt teker teker bakalım. Bu Amerika'daki istihdam düzeyi. %25 yaşı ile 54 yaşındaki arasındaki Amerikalıların ne kadar çalıştıkları. 1980'den 2000'e kadar hızlı bir artış var. Niye? Çünkü kadın iş gücünü daha iyi kullanmaya başlıyor Amerikan ekonomisi. Kadınlar giderek daha fazla çalışmaya başlıyor. Tabii bu daha önceye giden, 1940'lara giden bir süreç ama size ben 1980'den ötesini gösteriyorum. Ama 2000'de birdenbire tam tersine dönüyor. Niye? Çünkü kadınların çalışma artışı duruyor, erkekler terse gitmeye başlıyorlar. Yüksek kaliteli büyüme olmayınca böyle oluyor. Peki ücretler ne? Size belki de yüksek kaliteli büyümenin daha da önemli bir şeyini göstermek istiyorum. 5 tane değişik grup için gerçek ücretleri, yani reel enflasyonu çıkarttıktan sonraki ücretleri gösteriyorum Amerika'da. En yukarıdaki mavi lisansüstü eğitimi olanlar, en aşağıdaki kırmızı lise altı eğitimi olanlar, ortadaki mavi lisans eğitimi olanlar. Amerika'ya herkes çocuklarını göndermek istiyor ya da kendileri okumak istiyor. Gerçekten Amerika'daki eğitim hiç de fena değil. Ama bakın 1980'den beri lisans eğitimi olan işçilerin Amerika'daki reel ücretleri artmıyor. Bundan önceki senelere bakarsanız, burada 63'e kadar gittim ama yine 45'e kadar gitmek mümkün. Bu 5 tane çizgi birbirinin üstünde. Bu işte beraber büyüyen bir ekonomi. Dalga tüm tekneleri kaldırıyor. Lise öğrencisi, üniversite, doktoralı, hepsinin ücretleri aşağı yukarı aynı hızda büyüyor. Ama 1980'den sonra tam tersi. Lise mezunu olanlar reel ücretlerinin düştüğünü görüyorlar. Eğer siz bugün Amerika'da bir lise mezunu 30 yaşında bir erkekseniz ve babanız da aynı şekildeydiyse,
Bu babanız sizden 30 sene önce %30 daha fazla kazanıyordu gerçek olarak. Bu yine büyümenin kalitesiyle ilgili bir şey. Niye? Çünkü orta tabaka ortadan kalkıyor. Burada size lisans eğitimi olan ve lisans eğitimi olmayan iki grup halinde mesleki dağılımın 1980'den 2016'ya kadar nasıl değiştiğini gösteriyorum Amerika'da. Ortadaki o sarılar bizim orta tabaka dediklerimiz. Fabrikalarda çalışanlar, back office'lerde çalışıp muhasebe tutanlar, sekreterlik yapanlar, basit teknik işlerde bulunanlar. Bu işler giderek ortadan kalkıyor Amerikan ekonomisinde. Bu işler ortadan kalktıkça ne geliyor yerine? Birazcık daha yüksek menajerler, doktoralı mühendisler geliyor. Ama daha çok gelenleri o kırmızılar. O kırmızıların içinde vasıfı daha düşük olanlar, ev hizmetleri, polis, güvenlik ya da McDonald's'da, Burger King'de yemek hazırlayanlar. Yine büyük kaliteli bir büyüme değil. Niye? Bunun otomasyonla çok büyük bir alakası var. Bu bir otomotiv fabrikasının görüntüsü. 30 sene önce bu fabrikaya gitseniz birçok işçi görürdünüz. Bunlar Amerika'nın en çok kazanan işçileri olurlardı. Normal sanayide çalışan işçilerin bile iki katı kazanırlardı. Gayet vasıflı. Arabayı beraber koyarlar, boyarlar, test ederler. Şimdi hiçbir tanesini görmüyorsunuz. Onun yerine endüstriyel robotlar var. Bu sürecin başındayız ama yapay zeka bunu aynı zamanda beyaz yakalı çalışanlara da yapacak diye bekliyoruz. Bu niye ortadaki tabakadaki işler ortadan kalkıyor? Niye 2 senelik ya da 4 senelik lisans eğitimi olan Amerikalılar gerçek gelirlerini arttığını görmüyorlar diye bir soru sorarsak bunun tabii ki bununla alakası var. Ve bu gerçekten de Amerika için bir problem. Ama bir tek Amerika için bir problem mi? Hayır. Size o aynı meslek için gösterdiğim figürü şimdi tüm Avrupa ülkeleri için gösteriyorum. Ve o altta kırmızıyı görüyorsunuz ya, aşağı iniyor. O değişik ülkelerin alt tabakaları. Fransa, Almanya, Norveç, İsveç. Hepsinde aynı şey. Orta tabaka ortadan kalkıyor. Bu otomasyon teknolojisinin bir etkisi. Ama ben birazdan vurgulayacağım ki bu etki tamamen önceden belirlenmiş, hiç elimizde bir şey gelmez bir tepki değil. Teknolojiyi nasıl kullanmamız bizim elimizde, kurumları nasıl kullanmamız bizim elimizde, krediyi nasıl kullanmamız bizim elimizde. Bu gelişmekte olan ülkeler için de önemli, Amerika için de önemli. Peki Türkiye'de bununla dert etmemiz gerekiyor mu? Belki Türkiye'de robotlardan o kadar uzağız ki, teknolojinin o kadar gerisindeyiz ki dert etmemiz gereken bir şey değil. O da doğru değil. Ben şimdi burada dünyada robotların endüstriyel istihdam düzeyine göre nerelerde olduklarını gösteriyorum. Gördüğünüz üzere her yerde biraz robot var. Çin'de, Hindistan'da, Türkiye'de. Amerika tabii ki daha koyu, demek ki daha fazla robot var ama aslında en koyu yer değil. Bakın Almanya, Japonya, Güney Kore, iş gücü yaşlanan ülkelerde, çünkü robotlara olan talep daha fazla, daha hızlı bir şekilde bir robotlaşma var. Ama önemli olan şu ki, eğer siz kendiniz robot kullanmıyorsanız bile, robotların dünya ekonomisi üzerindeki etkisinden dolayı size olan sonuçları aslında çok önemli.
Niye? Çünkü eğer bundan 30 sene önce gelişmekte olan bir ülkeydiyseniz, sizin stratejiniz aşağı yukarı belliydi. Düşük düzeyli, basit sanayi ürünlerinden başlayıp yavaş 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 yukarıya çıkmak. Güney Kore bunu yaptı, Tayvan bunu yaptı, Çin bunu yaptı. Niye yapabiliyorsun bunu? Çünkü iş gücü Çin'de ya da Güney Kore'de Amerika'dan, Avrupa'dan daha ucuzdu. Ve teknolojiyi oraya götürüp orada üretim yapmak şirketler için karlı hale geldi. Ama şimdi görüyoruz ki otomasyon süreciyle, yani makinaları kullanıp daha önce işçilerin yaptığı şeyleri Amerika'da yapınca bu sefer dışarıya göndermeye olan talep daha azalıyor. Offshoring artık geçmişte kaldı diyor birçok patron. Çünkü biz bunu Amerika'da yapabiliyoruz, işçi kullanmadan, makinaları kullanarak. Peki ben size bu trendleri gösterdim. Gerçekten bunların arasında bir bağlantı, biri diğerine yol açıyor gibi bir bağlantı var mı? Evet, burada da çok detaylarına giremesem de size bir resim kendi araştırmalarından göstereceğim. Bunların gerisi de benim kendi koyduğum veriler ama bu daha akademik bir araştırmadan geliyor. Burada yaptığım Amerika'da değişik bölgelerdeki ne kadar robot kullanılıyor ve bunun ücretlerle ilişkisi. Aynı şeyi istihdamla da yapabilirsiniz. Ve gördüğünüz şu ki Detroit gibi yerlerde, Wilmington, Defiance gibi yerlerde, bunlar Amerika'nın sanayisinin kalbi olan yerlerde. Arabaların, elektronik fabrikalarının, metal fabrikalarının olduğu yerlerde. En çok robotlar oralarda ve ücretler oralarda düşüyor. Aynı şeye bakarsanız çalışma da öyle. Şimdi bunu görenler, bu makaleyi okuyanlar, gazeteciler özellikle, Amerika'da hemen bu sefer tam tersi bir sonucu atlıyorlar. Eyvah, robotlar geldi. Ray Kurzweil'in dediği devrim değil, tam tersi bir devrim. İyi bir devrim değil, kötü bir devrim. İş tamamen ortadan kalkacak. Hiçbir kimseye iş bulamayacağız. Her şeyi yapay zeka ve robotlar yapacak. Ray Kurzweil ne kadar hatalıysa bu da o kadar hatalı. O da doğru değil. Ve iki nedenden dolayı doğru değil. Birinci neden, aslında otomasyon yeni bir şey değil. Tabii ki robotlar yeni, yapay zeka yeni. Ama otomasyon ne? Otomasyon maliyeti azaltmak için pahalı işçinin yerine daha ucuz makineyi getirme süreci. İngiliz sanayi devriminin başında var bu. 19. yüzyılda Amerikan sanayi devriminin de var. 19. yüzyılda tarımın mekanikleşmesinde var. Bundan önce computerized control, numerical control machinery de vardı. Ve bugün robotlarla ve yapay şeyle var. Ve şu ana kadar çok büyük değişimlerden geçti Amerika ekonomisi, Avrupa ekonomisi. Ama işsizlik yaratmadık. Niye? Ona da bir verilerle göstereyim size. Hızlı bir şekilde şu anda şurada gösterdiğim Amerika'da tarımın mekanikleştiği sürecin nasıl geliştiği. Eğer Steinbeck'in romanlarını okuduysanız bilirsiniz ki işsizlik, tarımcıların işlerini kaybedip bir eyaletten diğer eyalete gitmeleri çok korkunç, insanların, ailelerin üzerine baskı yapan bir şeydi. Hiç kolay bir süreç değildi. Ama sonunda tarım, şu kırmızı sağdaki, azalırken sanayi arttı. Tarımdaki labor share'e bakarsanız, yani ne kadarı gelirin işçilere gidiyor. Büyük bir azalış var, kırmızı şu önündeki kırmızı. Niye? Çünkü işçiler yerine makineler, traktörleri kullanmaya başlıyoruz. Traktörler yok, traktörler daha sonra geliyor da makineleri kullanmaya başlıyoruz. Ama aynı zamanda ne oldu? Servis sektörü, ticaret sektörü ve özellikle sanayi bir patlamadan geçti. 1890 senesinde bir fabrikaya giderseniz hiçbir
muhasebeci, hiçbir planlamacı, hiçbir değişik back office yapan kimseyi göremezsiniz. 1920'de giderseniz neredeyse yarısı o hale gelmiş durumda. Büyük bir patlama oldu ve bu patlama sonucunda üretkenlik çok arttı. Nasıl oldu bu? Çünkü teknolojiyi bir tek tarımı mekanikleştirmek için değil, aynı zamanda yeni meslekler, yeni endüstriler, yeni işler yaratmak için kullandı Amerikan ekonomisi. Ve bunun da iki nedeni vardı. Birincisi teknolojik yaratıcılık. Bir tek önümüzdekine değil, daha geniş bir şekilde bakarak yaklaştılar. Herkes tabii ki o zaman tarımla ilgileniyordu. 1800'lerin başında %60, %70 insan tarımda çalışıyor. Tabii ki tarıma önem vereceksin. Ama Amerikan ekonomisi bir tek tarıma değil, aynı zamanda endüstriye ve ticarete de önem verdi. İkincisi eğitim. Biraz önceden geldiğimiz şeye geliyoruz. Sağlık ve eğitim. Aynı zaman sürecinde Amerikan işçisinin eğitimi o kadar arttı ki tarımdaki vasıfsız işler yerine fabrikadaki servis sektöründeki çok daha vasıflı, çok daha kompleks işleri yapmaya başladılar. Bu ikisi beraber götürdü. Peki o zaman bugünkü tabloya bakarsak sonuç ne olmalı? Bence sonuç çok basit. Teknolojik fırsatlar önümüzde. Her ne kadar Ray Kurzweil ve onun gibi birazcık bu işin şarlatanlığına gidenlerin söylediği kadar olmasa da çok büyük fırsatlar var önümüzde. Ama bu fırsatları çok dar bir şekilde değil, daha bir geniş bir şekilde kullanmamız lazım. Yapay zekayı bir tek otomasyon için değil, aynı zamanda yeni endüstriler, yeni işler, yeni meslekler yapmamız lazım. Detaylara girmemek için bunun verilerini şimdi göstermeyeceğim ama yine benim yaptığım araştırmalar aynı bunu gösteriyor ki bu yeni şeyleri yapan endüstrilere bakarsanız hem verimlilikleri çok daha fazla artıyor hem çalışmaları çok daha fazla artıyor. Ama bunun ikinci bir ayağı da var. O ikinci ayakta eğitim. Eğer Amerika ekonomisi 1900'lerde, 1800'lerde 90'dan başlayarak high school movement, lise dalgası dedikleri şeyi yaşamasaydı bunları yapamazdı. Ve bugün bunu ne Türkiye yapıyor, ne gelişmekte olan ülkeler yapıyor, ne Avrupa yapıyor, ne biraz Avrupa'da var daha artış şeyde. Ama Amerika yapmıyor. Eğitim, doğru eğitim eksikliği var. Yani birinci soruç, teknoloji bizim elimizde bir ateş. Bu ateşi nasıl kullanacağımız bizim seçimimiz. Büyük bir engel olabilir, büyük bir fırsat olabilir. 100-200 sene bir fırsat olarak geldi ve kullanıldı Avrupa'da, Amerika'da devrim, sanayi devriminden başlayarak. Ama son 30 senede belki eğitim yüzünden, belki başka nedenlerden, belki de kurumsal nedenlerden bunu doğru kullanmamaya başladık. Ve bunun etkisi bir tek Amerika'ya değil, tüm gelişmekte olan ülkelere. Çünkü verimlilik artışı Amerika'dan, Avrupa'dan diğer dünyanın başka taraflarına saçılıyor. İkinci vurgulamam, kurumsal. Ve sonuç aslında aynı şey olacak. Yine bizim elimizde, fırsatlar bizim elimizde, nasıl kullanacağız? Ve bunun bir açısını belki aranızda okuyanları vardır. James Robinson'la yazdığım Ulusların Düşüşü kitabında bayağı vurguladım. Hem siyasi kurumların önemi, hem ekonomi yargı kurumlarının önemi. Ve onun tezini bir şekilde daha vurgularsak, doğru kurumlar olmadan, kapsayıcı kurumlar olmadan yüksek kaliteli büyüme olmaz, sürekli büyüme olmaz, verimlilik arttıran büyüme olmaz. Peki, bugün nasıl yapıyoruz? Çok basit bir kurumsal eksen alacağım, demokrasi. O kitapta vurguladık ki, demokrasi kapsayıcılıkla aynı şey değil, yetmez, demokrasi yetmez.
Ama demokrasi olmadan da kapsayıcılık olmaz. Ama bugün demokrasi gerileme halinde. Bunun bir etkisi var mı? Dünyanın dört bir tarafına gidin, her tarafta bir sürü ses var. Demokrasi istemiyoruz. Çin ne güzel yapıyor demokrasisiz. Gerçekten demokrasisiz büyümeyi, yüksek kaliteli büyümeyi yapabilir miyiz? Hayır. Ama demokrasinin gerilediği doğru. 1989 senesinde Berlin duvarı düştükten sonra Stanford siyaset bilimcisi Francis Fukuyama tarihin sonu kitabını yazdı. An abashed victory of economic and political liberalism. Yani artık demokrasinin, piyasa ekonomisinin önünde hiçbir şey duramaz dedi. Ama ondan beri demokrasi yükseldi ve şimdi düşmeye başladı. Bu gösterdiğim direkt Freedom House organizasyonundan dünyada demokrasi ne oluyor? 2006'dan önce bakarsanız birçok ülke demokratikleşiyor. 2006'dan sonra bakarsanız demokrasinin gerilediği ülkeler daha fazla. Bugün ya da 2017'de 4-5 kat daha çok ülkede demokrasi geri gitmiş, birkaç tanesinde iyileşmiş. Önemi var mı bunun? Var ve bunun için yine kendi araştırmalarımdan alıntı yapacağım. Ve yine size, bana inanın demeyeceğim, size olduğu gibi verileri göstereceğim. Ve bu verileri en basit göstermenin yolu. Her ülkeyi 1950 ile 2016 arasında 0-1 demokrasi mi değil mi endeksi ve demokratikleşen 0'dan 1'e giden her ülkeyi al, onu 0'a koy. Ondan sonraki sene, ondan önceki sene o ülkenin gayri safi kişi başına düşen gayri safi milli hasılası diğer ülkelere göre ne yapıyor? Örneğin Kore, Güney Kore 1988'de demokratikleşiyor 0'da. Ondan sonraki senelerde 89, 90, 91'de başkalarına göre ne yapıyor? İki tane önemli şey var. Birincisi daha az önemli, ikincisi daha önemli. Birincisi sıfırdan önce bakarsanız gayri safi milli hasıla, kişi başına düşen gayri safi milli hasıla düşüyor. Niye? Çok basit. Demokratik olmayan rejimler, aman ben hemen demokratik olayım ne güzel diye gitmiyorlar. Bir kriz geliyor, kriz sonunda düşüyorlar. İkincisi ise demokrasi o krizden 4-5 sene devam ediyor, ondan sonra hızlı bir şekilde büyümeye başlıyor. Gelecek 20 seneye bakarsanız, demokrasiler %20-25 daha hızlı, daha fazla artıyorlar. Yani bir tek demokratikleşin, başka hiçbir şey yapmayın, başka hiçbir şey kontrol etmiyorum burada. Bir tek demokratikleşin diktatörlükten, gelecek 20 sene içinde %25 daha fazla kişi başına düşen gayri safi milli hasılanız olacak. Niye? Bunun 3-4 tane nedeni var. Birincisi yatırım artıyor. Yatırım artıyor çünkü diktatörlükler genelde kendi adamlarına veriyorlar şeyleri. Bu da yatırımı ve verimliliği azaltıyor. İkincisi vergiler artıyor. Burada aranızda çok iş adamları var. Ama vergilerin artması iyi bir şey mi? Evet, çok iyi bir şey. Çünkü gelişmekte olan ülkelere baktığınız zaman büyük bir bütçe problemi var. Ne dedim başta? Yüksek kaliteli büyüme için sağlık, eğitim. Nereden gelecek bunun parası? Altyapının parası nereden gelecek? Vergiye gerek var. Diktatörlükler vergiyi arttırmıyorlar. Niye? Kendi adamlarına vergi koymamak için ve bir meşrutiyetleri yok. Vergiyi alabilecek yüzleri yok. Demokrati olduğu zaman vergiler hemen artmaya başlıyor. Arkasından ne oluyor? Sağlığa ve eğitime büyük bir yatırım. Bu da sağlık. Aynı şeyi yaptım. Sıfırda bebek ölüm oranı. Demokratikleştikten sonra gelecek 20 sene içinde çok büyük bir bebek ölüm oranında azalış var. Çünkü demokratik olmayan ülkelerde doğru sağlık yatırımı yok. Bu yatırımlar olmadığı için hiç gerek olmayan, tamamen ortadan kaldırabileceğimiz insanlar ölüyorlar. Yani burada söylemem gereken, her ne kadar Çin'den gelen bir fikir, bazı gazetecilerden, bazı politikacılardan gelen bir fikir. Diktatörlük, kuvvetli liderler çok önemli. Hayır, daha önemli olan
siyasi rekabet, doğru kadrolar ve kurumsallaşan karar verme mekanizmaları. Ama tabii ve biraz ileriye atlayıp bu uluslararası şey, teknoloji yine fırsatlar ve engeller koyuyor. Çin bugün demokratik değilse bunun bir bölümü Komünist Parti'den ama bir bölümü de teknolojiden. Çünkü ilk başta birçok insan internet bizi demokratikleştirecek dedi ama sonunda interneti devletin elinde bir baskı aleti olarak kullanılıyor. İşte bu Tiananmen Square görüyorsunuz face recognition'ı. Eğer Xinjiang province'e giderseniz Müslüman Uygurların 1 milyon tanesi hapiste ve her tarafta bu kameralardan var. Ama bende bunun resimleri yok çünkü kimse oradan resim çekemiyor. Peki üçüncü şey ne? Üçüncüsü ise gelişmekte olan ülkeler teknolojiyi doğru kullanıp demokratik ve başka kapsayıcı kurumları yapıp da yüksek kaliteli büyüme yaratmak yerine krediye bağlı, tüketime bağlı büyümeye gidiyorlar. Ve bu da düşük kaliteli büyüme oluyor genelde. Çin bunun bir örneği son 7 sene içinde. Türkiye'de bir örneği. Yine verileri göstereyim size ve bu sefer kendi verilerimi kullanmayacağım Türkiye için. Çünkü dünyadan nasıl görülüyor Türkiye onu göstereceğim. Bu IMF'den, IMF'nin güzel bir çalışması var. Size başta toplam faktör verimliliğini gösterdim. Aynı şeyi Türkiye için yapmışlar. Bu Türkiye'nin büyümesi. Şu mavileri görüyorsunuz ya. O toplam faktör verimliliği. 2002'den 2006'ya kadar, 2006'nın sonuna kadar Türkiye'de büyüme hızlı, herkes biliyor. Ve bu hızlı büyümenin en büyük motorlarından bir tanesi de toplam faktör büyümesi. Yani elimizdeki sermaye, elimizdeki iş gücü daha değerli bir hale geliyor. Bu süreç içinde istihdam artıyor. Bu süreç içinde vergi gelirleri arttı Türkiye'de. Bu süreç içinde eğitime, sağlığa daha fazla yatırımda bulunuldu. Ve bizim biraz önce dediğimiz kapsayıcı, yüksek kaliteli büyüme. Ve bir dakika sonra göstereceğim ki bunun aslında kurumsal nedenleri de çok önemli. Ama bakın ondan sonra maviler negatif ya da sıfır. Son 13 senede, 12 senede Türkiye'de toplam faktör verimliliği sıfır. Başka bir şey söylememe gerek yok. Bunun yüksek kaliteli büyüme olmadığı kesin. Ve eğitimde, sağlıkta olan ileri adımlar geri gidiyor. Peki nasıl büyüyor Türkiye? Ve bu bir tek Türkiye'ye has değil. Birçok düşük kaliteli büyümeler var böyle gelişmekte olan ülkelerde. İnşaat sektörüyle. Şu mavi sanayideki yatırım. Şu kırmızı inşaat sektöründeki yatırım. Peki bu nereden geliyor? Kredi. Aynı Çin'de de aynı şey. Tabii ki Türkiye kredi olarak düşük başlıyor. Türkiye'nin kredi piyasasının gelişmesi gerekiyordu. Tüketim kredisi önemliydi. Şirketlerin daha iyi kredisi alması önemliydi. Ama bir tek kredi var. Kredi veriyoruz, tüketim artıyor. Tüketim artıyoruz, inşaata gidiyor. Biraz servislere gidiyor, ithalata gidiyor. Sanayide yatırım yok. Sanayide yatırım olmayınca toplam faktör verimliliği yok. Peki niye? Dedim, fırsatlar elimizde, engelleri biz yaratıyoruz. Kurumlar, yine benim değil, bu OECD'nin verileri. Sarılar, 6 tane kurumsal belirti, 2000'den 2007'ye kadar. Griler 2008'den 2017'ye kadar. Birincisi insanların politikaya parçası olması, politikacıları doğru yönlendirebilmesi. Ve öbürü stabilite, öbürü hükümetin bürokrasinin efektivnesi, öbürü piyasaları regüle etmesi. Bir tanesi yargı sistemi, öbürü de yolsuzluğun kontrolü.
Hemen hemen hepsinde önemli iyileşmeler var 2000 ile 2007 arasında. Hemen hemen hepsinde iyileşmelerden daha fazla kötüleşme var 2007'den sonra. Böyle olunca nasıl yüksek kaliteli büyüme olur? Olmaz. Ama yine elimizde. Yüksek kaliteli büyümeyi yaratmak kolay değil. Ama neler gerektiğini biliyoruz. Teknolojiyi doğru kullanmak, kurumları doğru kullanmak, krediyi doğru kullanmak. Kredi tabii ki çok önemli. Bankalar eğer işlere, şirketlere kredi verirlerse, bunu doğru kullanırlarsa. Ama eğer bir tek krediyle büyüyorsak, bu daha tabii ki yüksek kaliteli olmuyor. Ve yüksek kaliteli olmayan büyümenin bir sonucu var. Sonuç şu ki, çok uzun zaman devam edemiyor. Ve sonunda krize yol açıyor. Türkiye'nin zamanında da olduğu gibi bir gider, bir gider, bir gider, bir gelir. İşte bu yüksek kaliteli olmayan büyümeden dolayı. Son olarak, tabii ki bunların hiçbiri, hiçbir ülke kendi başına bir ada olarak yaşamıyor. Türkiye hiç değil. Dünya konjonktürü çok önemli. Zaten konuştum, Çin'in örneğin dünyadaki demokrasiye etkisi, Rusya'nın etkisi, bunlar pozitif değil. Ticaret. Bir ticaret, dünya ticareti bir ticaret savaşından dolayı durursa yine Türkiye 2009'da olduğu gibi çok büyük bir zararı olur. Ama uluslararası olan ilişkimiz bir tek ticaret değil. Daha da önemlisi uluslararası olan ilişkimiz bizim için bir pencere olmak zorunda. Türkiye'nin olanakları çok yüksek çünkü genç, dinamik bir ülke ve teknolojiye çok büyük gereksinimi var. Ve bu teknolojiyi çok aç bir şekilde alabiliriz ama dışarıdan gelen pencereden almamız lazım. Eğer dışarıyla doğru ilişkimiz varsa, hem sermaye olarak, hem fikir olarak, hem ilham olarak alıyorsak, uluslararası etkiler bizi kaldırır. Eğer dışarıyla yanlış ilişkimiz varsa, bizi kendimizin içine kapatır, teknolojileri almayız, yanlış şeyleri yaparız. Çin'e ve Rusya'ya gideriz, Avrupa'ya gitmeyiz. Ve bu da bir tehlike, bu da bir engel ama doğru yaparsak fırsata da çevirebiliriz. Son olarak yine vurgulamak istiyorum, bunların hepsi bizim elimizde. Bunun detaylarına girmeyeceğim çünkü daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bir tek sonucunu söyleyeceğim. Birçok ülkeye baktığınız zaman diyorlar ki ama diktatörlük altında olan büyüyen ülkeler de var. Evet, diktatörlük altında büyülüyor ama sürekli bir büyüme değil. Güney Kore, Türkiye'den çok daha fakir olarak başladı. Eğer okursanız bazı köşe yazarlarını ya da şeyleri derler ki, Güney Kore kuvvetli bir diktatör altında büyüdü. Pek doğru değil. Güney Kore büyüme sürecine General Park altında başladı. Ama çok garip bir büyüme oldu. Güney Kore'nin asıl büyümesi 1980'lerin ikinci çarısından sonra, demokratikleşmeden sonra. Teknoloji olarak patladı. Piyasalar daha rekabetli almaya hale geldi. Teknoloji çok daha iyi hale gelmeye başladı. Krediler tamamen bu büyük holdinglere gidiyordu. Onları ortadan kaldırdılar. Güney Koreliler buna ekonomik demokratikleşme diyorlar. Yani sürekliliği sürdürmek istiyorsak yine kurumları kuvvetlendirmemiz lazım. Teknolojiyi doğru kullanmamız lazım. Teknolojiyi aç bir şekilde almamız lazım. Yüksek kaliteli büyüme tamamen mümkün ama bizim bir seçimimizin olması lazım. Teşekkürler. Oğlu çok teşekkür ediyoruz çok değerli konuşmalarınız için. Değer kattığınız çok teşekkürler efendim. Sağ olunuz. Çok verimli ve etkin bir konuşma oldu. Sayın Acemoğlu'na çok teşekkür ediyoruz tekrar. Değerli katkıları için.